Herkese merhaba arkadaşlar. İşte canavarlarımız geldi. Hayırlısıysa bugün sizlere görücüye çıktı arkadaşlar. Bunlar albino olan Oscar'larımız arkadaşlar. 3 tane albino Oscar'ımız var. Erkekler diyorum, kaplanlar siz. Siyah tül arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. 3 kaplan var arkadaşlar. 3 albino var. Maşallah bize böyle bir sürpriz oldu arkadaşlar. Tül geldi. Çok ufaklar arkadaşlar. Yani nasıl tarif edeyim? 3,5 santimler arkadaşlar. Bebişlere bakın ya. Maşallah. Bu tüm kuyruk arkadaşlar. 3 erkek ya 3 siyah olan erkek demek ağzıma geldi. 3 erkek mi bilmiyorum da. Siyahlar tül arkadaşlar. Beyazlar normal albino Oscar arkadaşlar. Kısmet şansımız o şekil geldi. Akvaryumda da düzen şimdilik böyle arkadaşlar. İlerleyen günlerde tabii ki de biraz daha değişiklik yapacağız. Ne gibi değişiklikler yapacağız derseniz arkadaşlar. Katap yapraklarını çıkartabilirim arkadaşlar. İşte birkaç tane mango kökü, birkaç tane taş kaya filan ekleme yapabilirim. Ama balıklar simbirik halinden memnunlar. Bir kere çok az yemedim balıkları. Bakalım nasıl gidecek. Şimdilik ışık olarak da arkadaşlar 100 santimlik akvaryumun ışığını koydum size göstermek amacıyla. Bunun kendine özel aparatı var. Işık aparatı. Ona da led sistemi yaptırabilirim arkadaşlar. Ya da gün ışığı biraz daha sonra bir ışık yaptırabilirim. Şimdilik böyle. İşte iki pipo filtre var. İki ısıtıcı var. Bir dış filtreyi bağladım arkadaşlar. Ama bebeklerimizin maşallahı var arkadaşlar. Ben aşık oldum diyebilirim. Yok böyle bir güzellik. Yani küçük olmaları beni çok hoşuma gitti. Yani çok tatlılar diyebilirim. Yani bunlar birkaç ay sonra canavarlaşacak arkadaşlar. Tabii birkaç ay sonra da 200'lik akvaryuma geçecek bunlar. Böyle yabani değiller için aslında, yani çok da böyle korkak değiller. Alışmaya çalışıyorlar ortama. İlk akvaryuma koyduğum zaman bayağı bir hareketsizdilerdi. Böyle sakinleştiler bayağı bir. Ondan sonra yine hareketlenmeye başladılar şimdi. Şimdi akvaryumu çözmeye çalışıyorlar galiba. Her geçen gün biraz daha düzenleme yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz. İlerleteceğiz. Bebeklerimiz harika arkadaşlar. 3,5-5 santim civarı falan boyluyor. Yani çok büyük değiller gerçekten. İyi bir besleme İyi bir boyuta ulaştıracağız arkadaşlar. Günün ödülü olarak yarın arkadaşlar ya da bu akşam kan kurdu vereceğim. Bakalım kısmet nasıl olacak, kan kurduna karşı tepkileri nasıl olacak merak ediyorum, ama gerçekten biraz yem attım, yam yam gibiler. Dehşet bir şekilde hemen yem aşağı çökmeden hepsini tükettiler diyebilirim arkadaşlar. Şu an arayıp tarıyorlar. Çok yakışıklılar maşallah. Çok hoşuma gitti. Maşallah diyorum, kendi nazarıma değdireceğim arkadaşlar. Gerçekten beklediğimden çok iyi geldiler. Biraz daha ısık sistemini ayarlasam arkadaşlar, canlı göze görseniz müthiş güzeller.
İşin açıkçası benim çok hoşuma gittiler. Birbirine karşı şu ana kadar böyle bir sertlik hiç olmadı arkadaşlar. Daha yavrular. Biraz galiba sürü içgüdüsüyle mi ne hareket ediyorlar. Tam anlayamadım yaptıkları hareketi. Zamanla hep beraber öğreneceğiz. Katappa yaprakları var son akvaryumda arkadaşlar. Bir de mesajcı yaprakları var. Bir de iki tane elma salyangozumuz var akvaryumda. Yamyamlar ya, hemen geliyorlar. Çete ya bunlar. Yem atacağım zannediyorum. Hayırlısı olsun hepimize. Hepimizin balı. Hep beraber büyüteceğiz arkadaşlar. Daha akvaryumda olalı arkadaşlar bunların nasıl diyeyim size. Bir saat olmadı yani akvaryumda olalı. Zamanla alacaklar. Yarın biraz daha iyi olurlar. Ertesi gün biraz daha iyi olurlar. Güzel bir besinle daha da kendilerini toparlatacağım balıkları. Beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Herkese bol yağlı akvaryumlar diliyorum.